Açılıyor. Hayırlı akşamlar muhterem seyircilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim bir cuma gecesinde daha beraberiz. Umarım bu beraberliğimiz güzel geçecek, hayırlı geçecek inşallah, faydalı geçecek. Öyle ümit ediyorum. Rabbimin izin verdiği ölçüler içerisinde. Evet bir hafta önce beraberdik. Aradan bir hafta geçti. Yine Rabbim müsaade etti. Beraberiz. Bugün hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Her hafta öyle de bugünkü biraz daha özel bir konu. Nedir diyeceksiniz? Efendim Bugün inşallah şeytandan bahsedeceğiz. Şeytan, cin, iblis bunlar nedir? Nasıl birer varlıktır? İnsana, insanın kalbine nüfuz etme yolları nelerdir? Yani şeytan dediğimiz varlıklar hangi yollarla eee insanoğlunun kalbine girebiliyorlar ve insanı istedikleri doğrultuda hareket ettirebiliyorlar. Ee, bunun üzerinde duracağız. Hepimizi yakından ilgilendiriyor dedim Zira efendim 3 çeşit varlık varlıktan söz etmek istiyorum. Birisi insan. Bir diğeri cinler alemi ve bir diğeri de hayvanat alemi. Tabi alemler çok. Bitkiler alemi var. 18 bin alemden bahsedilir biliyorsunuz. 18 bin alemin Rabbi olan Allah deriz. Alemler çok ama biz tabii e, ne vaktimiz yeter ne ömrümüz yeter bu alemleri e, incelemek, anlatmak mümkün değil. Tabii deryadan bir deniz şeklinde, denizden bir damla şeklinde e, programımızı icra etmeye çalışacağız inşallah. İnsan eşrefi mahlukat, bizleriz. Varlıkların en ekremi, en şereflisi. Ee, ve en sorumlusu insandır. Bir de insanın dışında ciniler alemi var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. İnsandan çok bahsediyoruz. Ama bu bu varlıklardan da kendimizi beri tutmak, uzak tutmak mümkün değildir. Cin, cin sözü sözlükte gözle görülmeyen varlık demektir. Cin görülmeyen varlıklar. Ve genel kanaata göre, genel verilere göre insandan ve meleklerden farklı olarak halk edilmiş maddi yönleri bulunan, efendim ruhsal yönü olan varlıklardır cinler ve bu cinlerden bu cinler de aynen bizim gibi sorumludurlar. Allah katında mesuliyetleri vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin haber verdiğine göre melekler nurdan yaratılmışlar. Cinniler nardan yani ateşten yaratılmış varlıklardır. Adem ise insan ise topraktan yaratılmış bir varlıktır. İnsan topraktan, melekler nurdan ve ciniler ateşten yaratılmış varlıklardır. Cinilerin bir özelliği, önemli bir özelliği aynen melekler gibi görünmeyen varlıklardır. Gözle görünmezler. Ancak çeşitli şekillere de girebiliyorlar. İnsan suretine girebiliyorlar. Hayvanların suretine girebiliyorlar. Sadece insanlardan e, peygamber suretine giremiyorlar ama onun dışında insan suretinde olabiliyorlar. Efendim, e, Kur'an-ı Kerim'de bu hususta Rabbimiz Hicr suresinde buyuruyor ki andolsun biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan şekillenmiş karabalçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş karabalçıktan bir insan yaratacağım. Ee, ayet-i Kerime'ye baktığımızda, Estağfirullah, Bismillah. Ve iz qala rabbuke lil melâiketi inni hâlikun beşaran min salsalin min hamain mesnun. Ee, Andolsun diyor Yüce Rabbimiz. Biz insanı kuru bir çamurdan, pişmiş bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinileri de daha önce dumansız bir ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, feize izâ sevveytuhu Hani ben onu şekillendirdiğimde o insanı insanın kalıbını döküp ona böyle can verdiğimde ve fihi min ruhi kendi ruhumdan da o insana çamurdan yaratılmış insana ruhumdan da üfledim diyor Cenab-ı Hak. ve faqa'u lehu sacidin ona secde ettiler. Kime secde ettiler? Adem'e secde ettiler. Fesecedel melâiketu kulluhum ecma'un ve meleklerin hepsi hepsi birden secde ettiler. İlla iblis. İblis secde etmedi. Eba en yekune me'as secde edenlerden olmadı. Tabi Burada dikkatimizi çeken önemli bir husus değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak insanı topraktan, çamurdan kalketiyor ediyor, kalk ediyor, yaratıyor ve kendi ruhundan insana üflüyor, can veriyor insana. Dolayısıyla insan mukaddes bir varlıktır. Can verdikten sonra da e, meleklerin tamamından insana bir secde etmelerini, saygı, e, hareketinde bulunmalarını istiyor. Meleklerin hepsi birden amenna ve sattakna diyorlar. Ya Rabbi emrin başımız üstünde deyip Adem aleyhisselama karşı o ilk yaratılan varlığa karşı secde ediyorlar. Ama iblis ayak diriyor, secde etmiyor. Tabi Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ve xalal jann min marrjim min nahr. Ve xalal jann min marrjim Cinleri öz ateşten o kasıp kavuran insanın derisinden o kılcal kıl deliklerinin ucundan insana nüfuz eden bir ateş ondan bahsediyor. Böyle bir ateşten semum denilen bir ateşten yarattık diyor cinleri. Yüce Rabbimiz. Cinniler böyle bir varlıklar. Peki iblis kim? İblis de cinniler aleminin içerisinde bulunan, yine ismi iblis, özel bir isim verilen diyor müfessirlerimiz, bir varlıktır. Cinniler aleminin içerisinden Adem'e secde etmeyen özel varlığın ismi bu, iblis. Evet. Ee, Tabi yüce Allah'a karşı gelmesiyle e, isim yapmıştır. Ve iz kulna lil malaiketi iscud li ademe fesecedu illa iblis. Biz Adem'e secde edin dedik meleklere. Hepsi secde ettiler İblis hariç diyor yüce Rabbimiz. Eee minel cinni ve bu cinnilerdendi, fe an emri rabbihi ve rabbinin emrine isyan etti itiraz etti cin ee, ve zürriyetehu evliya min duni ve hum lekum aduvum bi'se zalimine bedela sadakallahu lazim Rabbimiz ayeti kerimede şimdi siz beni bırakıp da diyor iblisi ve neslini iblisi ve zürriyetehu onun neslini evliya onu bunlara mı dost e, ediniyorsunuz halbuki onlar sizin için birer düşmandır ve hümleküm aduvun onlar sizin için birer düşmandır bu e, iblis ve zürriyeti e, liz zalimine bedele bu zalimler için ne kötü bir bedeldir diyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Bu hal zuhur edince değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak iblisi huzurundan kovdu. Uzaklaş dedi. Sen madem ki böyle gururlu bir varlıksın, kibirlisin, emrime itaat etmiyorsun, o zaman, Uzaklaş benim karşımdan dedi ve iblisi huzurundan uzaklaştırdığı Cenabı Hak. İblis dedi ki, Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Kâle Rabbi fenzırni ilâ yevmi yub'asûn. Ya Rabbi bana mühlet ver. Bana fırsat ver. Yani ta kıyamet sabahına kadar kıyamete kadar bana mühlet ver. Cenab-ı Hak kâle fe inneke minel munzarîn sen mühlet verilerden, verilenlerdensin. Sana mühlet verdim. Sana fırsat veriyorum dedi. İlâ yevmil vaktil malum o malum güne, güne kadar. Kıyamet gününe kadar sana mühlet verdim. Fırsat verdim. Fakat e, iblis Dedi ki: "Kale fe bi izzetike ecma'in. Senin izzetin hakkı için ben dedi senin şerefine andolsun ki içlerinden eee ihlaslı kullar hariç hepsini yoldan çıkaracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasin." Samimi kulların hariç senin kullarının hepsini yoldan çıkaracağım dedi. Cenab-ı Hak kendisine mühlet verdi. İblis de bu mühleti, bu fırsatı ganimet bildi ve dedi ki: Ya Rabbi, senin şerefin hakkı için ben hepsini yoldan çıkaracağım. Ancak ihlaslı ve samimi olan kullarını yoldan çıkarmam mümkün değil dedi. Böyle bir e, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iblisle e, melekler arasında, kendisi yüce zatı arasında geçen hadiseyi Rabbimiz dile getirdi. Böyle bir giriş yaptık. Peki şeytan kim? Cinlileri söyledik. İbliste isyan eden özel bir varlık dedik. Şeytan da efendim şatan, e, Arapçada şatan e, maddesinden e, türemiş olup muhalefet anlamına geliyor. Muhalefet eden varlık e, bu insanlardan da olabilir, cinnilerden de olabilir. Hatta hayvanlardan olan e, her isyancıya karşı, her aksi davranış sergileyen varlığa karşı bu kelime kullanılıyor. Şeytan, şatan, oradan geliyor. E, şeytan İsyan eden, aksi davranan, e, insanlardan, cinnilerden diğer varlıklardan her kim varsa e, bunların hepsine birden verilen bir isimdir şeytan. Cin, şeytan, e, iblis ve melekler de ayrı bir grup nurdan yaratılmış varlıklar dedik. E, efendim şeytan e, biraz önce de bahsettik. Cinnilerin içerisinde bir varlıktır şeytan. Ve nar-ı semumdan e, yaratılmış, böyle bir ateşten yaratılmış bir varlık. Yani vücuda işleyen kavurucu bir ateş. Vücuda işleyen kavurucu bir ateş e, anlamına geliyor. Bu ateş insanın gözeneklerine işliyor. Ateşin özelliği insanın gözeneklerine işliyor semum ee, ve dokunduğunuz an yakıyor kavuruyor ee, ve zehirleme özelliği olan da bir ateş semum denilen yani yakan kavuran e, gözeneklere işleyen e, ve zehirleyen bir madde bu böyle bir varlık böyle bir ateş. Bu maddeden yaratılmış bir varlıktır cinler şeytan. İblis. Evet, ee, bu da aynen e, ateş gibi, aynen bu ateşin özelliği gibi insanın gözeneklerine nüfuz edebiliyor, dokunduğu zaman insanı zehirleyebiliyor manevi yönden ee, ve yakıp bitirebiliyor. Şeytanların böyle bir özelliği var. Şimdi. Şeytanların ve cinilerin iblisin özelliklerinden çok bahsetmek istemiyorum. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, efendim, şeytanın mahiyetiyle meşgul olmak niye benzer bilir misiniz diyor. Bir insanın vücuduna akrep girer veya yılan girer elbisesinin içerisine fark eder, işte uyumuştur arazide, çölde, herhangi bir yerde. Bunu fark ettiği an birisi söyler. Efendim yılan var üzerinizde, akrep var. Şimdi o kişi kalkar. Rengi nasıl? Boyu ne kadar? Efendim hangi cins bir yılan? Nasıl bir yılan? Neremde? Nasıl duruyor? Bunları sorar mı? Sorarsa kendisine yazık eder. Bunlarla uğraşmayacak. Madem ki üzerinde akrep var, madem ki yılan var hemen ondan uzaklaşmanın yoluna bakacak. Şimdi muhterem kardeşlerim bu kadar bir ön bilgiden sonra gelelim esas konumuza. Şeytan denilen bu varlık acaba insana hangi yollardan nüfuz ediyor? İnsanın kalbine hangi yollardan giriş yapabiliyor? Yüce Rabbimiz bizi Kur'an-ı Kerim'de uy uyarıyor. Buyuruyor ki inne şeytane leküm aduvun muhakkak ki şeytan sizin için düşmandır. Fettahizuhu aduvve siz de onu düşman bilin. Şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman kabul edin kendinize. Düşmanınız olarak bunu bilin. Evet. Ve ayeti kerimenin devamında o sizi diyor innema yed'u hizbehu o ve taraftarları, o kendi taraftarlarının ancak ve ancak diyor Yüce Rabbimiz nereye davet eder? Alevli bir ateşe davet eder. Sa'ir denilen alevli bir ateşe davet eder. Öyleyse bu davetçinin, bu düşmanın yolundan gitmeyin. Ondan uzak durun diyor. Peki şeytan neden insanın düşmanı? Niçin? Yani ne oldu da Allah'ın yarattığı bu varlık insana düşman oldu? Efendim, sebep şu. Biraz önceki ayeti kerimelerden de anladığınız kadarıyla, anladığımız kadarıyla Allah'ın huzurundan kovulan bir varlık şeytan. Benim diyor Allah'ın huzurundan kovulmama sebep olan varlık insandır. İnsana secde etmediği için kovuldu ya. Madem ki diyor cennetten kovulmama, çıkarılmama, Allah'ın huzurundan kovulmama, rahmetinden uzaklaştırılmama sebep insan oldu. Öyleyse diyor ben de kıyamete kadar bana bu kötülüğü yapan diyor insana kötülük yapacağım. Ben de onu o cennete sokturmamanın, o cennete girmemenin yollarını arayacağım ve insanı cennetten uzaklaştıracağım diyor ve böylece düşmanlık yapıyor. Ve diyor ki: Mealen okumak istiyorum zaman kazanmak açısından. Öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulmayacaksın. Bulamayacaksın. Şeytan söylüyor bunu. Pusu kuracağım diyor senin okullarının, o müminlerin yolları üzerine oturacağım. Onlara pusu kuracağım ve senin o dost doğru yolundan saptırmak için önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım bu insanlara. Nüfuz edeceğim ve çoğunu da diyor şükredenlerden bulamayacaksın diyor Yüce Rabbimize. Yüce Allah ona dedi ki, yerilmiş ve kovulmuş olarak ee, çık oradan dedi. Andolsun onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. Yüce Rabbimiz de ona öyle söyledi. Kim şeytanın yolundan giderse hepinizi hepsini oraya dolduracağım dedi. Efendim intikamı buradan geliyor şeytanın. Ve her insanın şeytanı vardır. Her insan. Peygamberlerin de şeytanı vardır. Bakınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki sizden her birinizin bir şeytanı vardır. Evet benim de diyor şeytanım vardır. Sordular sizin de mi? Evet dedi. Ya, Resulallah senin de mi var? Evet benim de var. Fakat dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allahü Teala Hazretleri bana yardım etti de benim şeytanım Müslüman oldu. Ve bana yalnız iyiliği emreder. Bana kötülüğü emredemez benim şeytanım dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet madem ki her birimizin şeytanı var. Uzak olsun hepimizden inşallah. O halde nasıl bir tedbir alalım? Bir bilelim bakalım nerelerden giriş yapıyor? Tabi İmam Gazali Hazretleri e, bu konu üzerinde çok durmuş. İslam alimleri çok durmuşlar. Şeytan nasıl bir varlıktır? İnsanın kalbine nasıl girer? İnsana nasıl nüfuz eder? İnsanı yoldan nasıl çıkarır? Bu konular üzerinde çok durmuşlar. Şimdi mesela şerri hayır gibi gösterir. Gösterdiği yollardan birisi bu. Yani kötülüğü, yaptığınız kötülüğü size cicili bicili gösterir. Süslü gösterir, hayır gibi gösterir. Veya kötülüğü iyilik gibi gösterir. Siz birine bir kötülük yaparsınız ama şeytan ne var bunda bunda bu kötülük olmaz. Sen ona esasında iyilik yaptın der, fısıldar. Efendim haramı helal gösterir. Önce yolları var tabi bunun haramı helal ...yapma yolları var... ...şeytanın... ...mesela önce... ...ya bir kere yaptık... ...ne olur bir kereden bir şey çıkmaz... ...Allah affeder... ...dedirttirir... ...şeytan... ...sonra aynı haramı bir daha işler... ...yani bu da... ...niye haram ki... ...yani ne var bunda ki... ...işte olmaması lazım... ...esasında... mazeret üretmeye başlar... Ve tekrar haram işler yok canım böyle haram mı olur bu haram mı olurmuş demeye başlar ve zıvanadan çıkarır onu. Yani e, haram işleyen kardeşlerimiz kendilerine çeşitli bahanelerle işledikleri bu haramı helal gibi görmeye başlarlar arkasında bu bahsettiğimiz şeytanın ihvası vardır vesvesesi vardır. Efendim e, ee, Adem oğluna işlerinde acelecilik ettiği zamanlarda ona vesvese verir. Hani çok acelesiniz ya. Aceleniz var, telaşeniz var. O anda şeytan size giriş yapabiliyor. O acele anda hani acele işe şeytan karışır. Arabanıza bindiniz, bir yere yetişmeniz lazım. Acele ediyorsunuz. Artık gözünüz görmez oluyor. Her an kaza sizi bekliyor. Allah muhafaza. Sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Acele işe şeytan karışır sözü oradan geliyor. Ee, sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ee, i̇nnel acele mine şeytan. Acele şeytandandır. Teenni ise e, yani sükunet üzere hareket etmek ise Allah'tandır buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah'ın zat ve sıfatları hakkında sizi e, düşündürür. İşte Allah'ın bilgisi nasıldır, görmesi işte bizim gibi mi gözü var, işitmesi Allah işiten bir varlıktır, efendim işitmesi kulağı nasıldır, eli nasıldır, ayağı nasıldır gibi böyle Allah ile yüce Rabbimizle ilgili Rabbimizin sıfatlarıyla, zatıyla ilgili soru işaretleri efendim kafanızda oluşturmaya başlar, şeytanın giriş yollarıdır bunlar. Mesela bir önemli husus, çok önemli bir husus, öfke. Yani şeytanın insana, insanın kalbine giriş yapma sıfatlarından, özelliklerinden birisi de öfkedir. Öfkeli halde şeytan insana çok rahat etki edebiliyor değerli kardeşlerim. Peki ne yapmak lazım bu Öfke kötü bir şey mi? Söküp atabilir miyiz öfkeyi? Hayır. Öfke bir nimettir. Ama bu öfke nimetini yerli yerince kullanmak gerekiyor. Müslüman elbette yeri geldiği zaman kızacak. Yeri geldiği zaman öfkelenecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in de zaman zaman kızdığı anlar vardır. Yüzünün kızardığı, damarlarının kabardığı anlar vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in. Ee, ama e ölçüyü kaçırtmamak gerekiyor değerli kardeşlerim. Zira çok öfkelendiğiniz zaman, insan çok öfkelendiği anda aklı ve idraki, aklını ve idrakini tam olarak kullanamıyor. Aklı selim ile düşünemiyor ve idrakini de tam olarak e, kullanamıyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla <laughs> sağlıklı karar e, vermekte zorlanıyor. Yani öfkeli bir kişi öfkeli halde bir karar verecekse çok sağlıklı karar veremez. Öfkesinin geçmesini beklemesi lazım. Yani bir işe evet mi diyecek, hayır mı diyecek? Bunu öfkeliyken dememeli. Öfkesi geçtikten sonra sakin bir kafayla düşünüp evet ya da hayır demeli değerli kardeşlerim. Şimdi Müminlerin özelliklerinden bahsederken ee, yüce Rabbimiz öfkelerini yenerler diyor. O müminler ki öfkelerini yenebilirler. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabına öfkeli oldukları zaman karar vermemelerini öğütlemiştir. Ashabına "Ey ashabım, öfkeli iken, kızgın iken karar vermeyin." uyarısında bulunmuştur. Ee, öfke gelince diyor e, bilim adamlarımız, alimlerimiz, bilginlerimiz öfke gelince akıl gider. Ee, öfke aklı ürkütüp kaçıran bir canavardır diyor alimlerimiz. Aklı ürkütüp kaçırtan bir canavardır öfke. Böyle kötü bir e, durum. Akıf akıl zayıflayınca şeytanın ordusu hücuma geçer diyorlar. Evet öfkelendik. <laughs> Affedersiniz. Kızdık ve akıl zayıfladı o anda. <laughs> i̇şte o esnada da şeytanın ordusu hücuma geçiyor. O sinirli, öfkeli insanın etrafında şeytanın ordusu oluşuyor. Ne yaptırıyor bunlar? <laughs> Affedersiniz. İşte o anda cinayet işlettirebiliyor. Boşanmalara sebebiyet verebiliyor. Kırdırabiliyor, döktürebiliyor. Kişinin şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla oynattırabiliyor. Dolayısıyla öfkeli halde iken asla karar vermemek, sakinleşinceye kadar beklemek gerekiyor. Peki Nasıl ne yapalım da öfkemiz gitsin? Hangi hallerde öfkeden kurtulabiliriz? Bu canavardan nasıl kurtulabiliriz değerli kardeşlerim? İsterseniz kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. ...çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Baharoğlu Anonim Şirketi tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima... Daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. anne. Siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444 0645. aşıklık için bahar olu giyim size yeter. Tüm okul ve personel kıyafetleri İç giyim ve konfeksiyon çeşitleri kaliteli ve ekonomik fiyatlarıyla bahar olunda. ekonomik ve kaliteli ürünleriyle Baharoğlu Giyim, Gaziantep Hürriyet Caddesi, PTT bitişiğinde. Baharoğlu Telefon 0342 231 11 11 <laughs> My baby, Run, 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 get off so that long, long, long Wine and talk, baby, wine, wine, wine Take and go to it one more time Feel the perfect moment like Kodak Feel the my camera tomorrow Fill the last like you'll never forget <laughs> Evet muhterem kardeşlerim tekrar beraberiz. Şeytanın kalbe nüfuz etme, insana tesir etme yolları üzerinde duruyoruz. Öfkeden bahsettik. Yani insan öfkeli iken her an şeytanın tesiri altında kalabilir. İnanın yaşadığımız huzursuzlukların, sıkıntıların birçoğunun arkasında öfke vardır. O öfkeli andaki tutum ve davranışımız vardır. Peki ne yapalım öfkeliyken? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birkaçını söyleyeceğim ben. Ee, böyle bir halde diyor Allah'a sığının. Yani şeytandan Allah'a sığının. Nasıl sığınacağız? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bunun anlamı biliyorsunuz. Racim olan. Yani kovulmuş Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım deyin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Euzubillahi mineşşeytanirracim şeklinde. bir diğer husus öfkeli haldeyken gidin bir abdest alın diyor. Abdest öfkeli insan hararetlidir. Kan artık damarların içerisinde hızlı hızlı dolaşmaya başlar. Kalp atışları hızlanır öfkeli insanın. Abdest kişiyi sakinleştirecektir. Çok hikmetleri var. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öfkeliyken gidin abdest alın diyorsa çok hikmetleri vardır. Hemen nefsimizi yenip o anda bir la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim deyip hemen gidip soğuk suyla güzel bir abdest almak almakta büyük fayda var. Göreceksiniz ki sakinleyeceksiniz inşallah. Efendim bir diğer husus yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz öfkelendiğiniz zaman toprağa dokunun diyor. O vücuttaki akım, o vücuttaki negatif enerji, olumsuz enerji toprağa gitsin, aksın. Ve başka hikmetleri de var. Ve pozisyon değiştirin diyor. Pozisyon değiştirin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Mesela ayaktaysanız kızdığınızdan oturun diyor. Oturluysanız kalkın veya sırt üstü yatın. Yani bulunduğunuz konumu değiştirin diyor ve göreceksiniz ki öfkeniz hafifleyecektir ve inşallah gidecektir. Ve yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dua edin diyor. Ya Rabbi şu öfkeden, şu sinirden beni kurtar. Hani la havle dedim ya sık sık onu tekrar etmekte fayda var değerli kardeşlerim. Ve takva sahiplerinden bahsederken Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبِّ الْمُحْسِن۪ينَ Sadakallahu lazım. Onlar ki o takva sahibi müminler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Yani sadece bol bol nimet varken ellerinde imkanlar varken değil. Varken de yokken de olduğu kadar Allah yolunda harcamaya çalışırlar. Ve insanları affedenlerdir. Tabi bu arada vel kazminel gayz. Gayz öfkedir. Ee, öfkelerini, kinlerini yenenler. Kim bunlar? Gerçek müminler. Takva sahibi müminler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öfke öfkesini yenmeseydi bu, bu dereceye ulaşmasaydı e, o Mekke'nin fethinde imkan bütün imkanlar eline geçtiği anda e, intikam alamaz mıydı? O en sevdiği e, efendim amcasını şehit eden vahşiden intikam alamaz mıydı? Ve diğer e, efendim şehitlerin ölümlerine sebep olanlardan o sevgili asabının ölümlerine sebep olanlardan İntikam alamaz mıydı? Eğer o öfkeyi öfkesi olsaydı, öfkesini devam ettirseydi e, mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir yola başvurabilirdi. Ama tabi Efendimiz bizim için örnektir. E, Cenab-ı Hak e, Efendimiz'e öfkesini de yendirmiştir ve nasıl davranılması gerektiğini de bizzat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında örnek olarak bize göstermişti. Sizin de işte başınıza böyle haller geldiğinde siz de Resulüm gibi, peygamberim gibi davranın, hareket edin diye. Ee, takva sahibi müminlerin özelliğidir öfkelerini yenmek. Allah iyilik edenleri sever. Vallahu yuhibbul muhsinin. Hani Muhsin ismi var ya, Muhsin ismini koruz çocuklarımıza. Muhsin iyilik yapan demektir. İşte Allah iyilik yapanları sever buyuruyor Yüce Rabbimiz. Efendim, öfke üzerinde bu kadar yeter. Çünkü konu bayağı uzun bir konu. Şeytanın damarlarımıza nüfuz ettiği hallerden, özelliklerimizden birisi de kıskançlık durumu. Değerli kardeşlerim. Yani... Kıskanç bir kişiye de şeytan çok rahat yaklaşabiliyor. Zira kıskançlığın arkasında kibir vardır. Kıskançlığın arkasında gurur vardır, enaniyet vardır. Ve nefse ilahlık vermenin, nefsi yüceltmenin bir sonucudur kıskançlık. Nereden çıkardınız diyeceksiniz. İblis. Şeytan Adem Aleyhisselam'a niçin secde etmedi? Kıskandı. Dedi ki Ya Rabbi Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş daha üstündür, ateş yakar, kül eder, güçlüdür. Toprak, toprak nedir? İşte ayaklarının altında çiğnenen bir varlık. E sen... Böyle güçlü bir varlığı, ateşten yaratılmış bir varlığı, beni, şeytanı diyor. Benden daha basit, topraktan yaratılmış bir varlığa karşı ezdiriyorsun, ona secde et diyorsun. Hayır dedi, ben daha üstünüm. Ben daha üstünüm dedi, gurura kapıldı, kibire kapıldı ve kıskandı bu durumu. Eba Vestekbara kibirlendi, gururlandı ve kâne minel kâfirin ve kâfirlerden oldu diyor Yüce Rabbimiz ve huzurdan kovuldu. Kıskançlıkta böyle bir durum var değerli kardeşlerim. Yani kıskanan insan esasında şöyle bir baktığı zaman bu davranışına ta şeytanın Adem Aleyhisselam'la olan muhaveresi dönemine kadar gider. O da gururlandı, kibirlendi. Rahmetten kovuldu, huzurdan kovuldu. Eğer sen de gurura kapılırsan kibire kapılırsan ve dolayısıyla kıskanırsan, haset edersen akıbet şeytanın oyuncağı olmaktır Allah korusun. Evet. Ee, peki Kur'an-ı Kerim ne diyor kıskançlıkla ilgili? Rabbimiz buyuruyor ki: "Em yahsudunen nase ala ma ataahumullah min fazlihi." Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Veren kim değerli kardeşlerim? O değil mi? Rabbimiz değil mi? Onun müsaadesi olmasa ben şu an ekranlarda olabilir miyim? Onun müsaadesi olmasa siz şu an oturup beni dinleyebilir misiniz değerli kardeşlerim? Veya şu an oturduğunuz yerdeki, etrafınızdaki nimetlere bir bakın. Çocuklarınız birer nimet. Kendinizden başlayın. Yaşamanız bir nimet, nefes alıp vermeniz bir nimet Rabbimizin verdiği. Evinizdeki eşiniz bir nimet efendim. Sahip olduğunuz neyiniz varsa maddi manevi hepsi birer lütfu ilahi değil mi? Rabbimizin verdiği bize ihsanı ikramı değil mi? Evet o veriyor. Öyleyse Rabbimiz bizi uyarıyor. Yoksa diyor insanları Allah'ın lütfundan, kereminden kendilerine verdiği şeyler dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Evet. Fakat eteyne ale İbrahim el kitabe vel hikmete. Rabbimiz ayeti kerimenin devamında. İbrahim ailesine de kitap verdik, hikmet vermişizdir ve hatta devamında ayeti kerimenin ve eteynahum mülken azima ve biz onlara onlara büyük hükümranlıklar da vermiştik diyor. Evet. Yani bu hükümranlıklar e, sahip olduğumuz mal, mülk, her şey Rabbimizin lütfudur, keremidir ve ihsanıdır. Dolayısıyla kıskanmak doğru değildir, caiz değildir, helal değildir. Peki ne yapalım? Yani kıskançlık hallerinde ne yapalım? Kıskanan birini gördüğümüz zaman. Kıskanıyor. Mevkimizi kıskanıyor. Konumumuzu kıskanıyor. Sahip olduğumuz varlıkları kıskanıyor. Ve kıskanan insanlar da zarar verebilirler. Zararları dokunabilir. Şerleri dokunabilir. O halde yapacağımız bir şey var. Ben Kur'an-ı Kerim'den cevap vermek istiyorum. Estağfirullah. Kul e'udu bi rabbil felak. De ki felak karanlığı efendim çöktüğü zaman ee, gecenin kötülüğünden. Ayet-i kerime min şerri halak ve min şerri gasikin izâ vakab ve min şerrin neffâsâti fil ukat ve min şerri hasidin iza haset Bunu çoklarınız bilirsiniz. Muavvizeteyn sureleri diye de geçer. Yani kul euzu bi rabbin nas ve kul euzu bi rabbil felak. Duaları e, sureleri Kur'an-ı Kerim'de en son sure bunlar biliyorsunuz en son sure Kul e'udu bi Rabbin Nas suresi. Ondan bir önceki 113. sure onun ismi de Kul e'udu bi Rabbil Felak. Yani Felak ve Nas sureleri diyoruz. Veya Muavizeteyn sureleri diyoruz. Yani Yüce Rabbimiz burada yarattığı şeylerin kötülüğünden karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve sonunda da konumuzla ilgili olan bölümü Vemin şerri hasidin hasit hasettir işte. İza haset Hasetçinin haset ettiği zaman onun da kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Kul eûzu rabbil felak. Sabahın aydınlığı var ya işte o aydınlığı veren yüce Allah'tır. Karanlıktı. Zifiri karanlıktı ama o karanlığı sıyırdı, attı ve sabahın aydınlığını meydana çıkardı. Çıkarmasaydı ya gece hep devam etseydi ne olurdu halimiz? Farkında değiliz tabi bu nimetlerin biz. İşte sabah, sabahı aydınlatan o aydınlığın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Kimden? Haset ettiği zaman hasetçinin o hasut insanın o haset edenin şerrinden Allah'a sığınırım. Yani kul eûzu rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ ve min şerri neffâsâti fil ukad ve min şerri hasidin iza hasâd. Bu sure. Bunları okumak. Hatta mümkün mertebe değerli kardeşlerim bu iki sureyi de okuyalım. Devamlı. Dilimizden düşürmeyelim. Felak ve Nas surelerini daima okumaya çalışalım. Bir ilave daha yapmış olayım. Ayetel Ayetel Kürsi de evden çıkarken, eve girerken, işe başlarken, fırsat buldukça, esasında Kur'an'ın hepsi şifadır. Zaten Kur'anı okuyorsunuzdur devamlı, takip ediyorsunuzdur. Takip ettiğiniz efendim sureleriniz vardır başlayıp böyle devamlı hatim yap, yapanlarınız epeyce vardır inanıyorum olması gerekir. Az da olsa günde bir sayfada olsa, iki sayfada olsa okuyabildiğimiz kadar devamlı ama az da olsa devamlı olarak okumamız gerekiyor. Ayrıca işte bu bahsettiğim sureleri otobüse binerken, otobüste seyahat ederken, uçağa binerken seyahat ederken ne ne yaparsak yapalım hem kötülüklerden korunmak için güzel bir silahtır bunlar. Bu sureler. Hem de Kur'an okumanın faziletine ermiş oluruz. Ayrıca Kur'an okuyan insanın etrafında Yüce Allah'ın melekleri dolaşırlar. Şeytanlar ondan uzak kalırlar inşallah. Efendim bir de ihtiras var. İhtiras. İhtiras ne demek? Şiddetli arzu demek. Aşırı Heves demek. Yani bir şeyi çok istemek. Çok arzu etmek bir şeyi. Efendim gönlün ve gözün doymaması demek. Hani bir tabir var kullanılır bilirsiniz dilimizde. Allah gözünü doyursun derler ya. Adamın karnı doyuyor. Gözü doymuyor. Bunu tabir olarak kullanıyorum arabası var yetinmiyor evi var yetmiyor bir daha olsun diyor alıyor borçlanıyor yıllarca borç ödüyor yetmiyor efendim giyim kuşam konusunda ihtirasları var doymak bilmeyen arzu ve istekleri var alıyor 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 hala doyumsuz hala doyumsuz İşte buna ihtiras diyoruz bir yönü de hırstır bir diğer tabiriyle de. Hırs. Bu da aynı şekilde bir şeye aşırı düşkünlük ve şiddetli istek anlamına geliyor. Şeytanın en sevdiği davranış tarzlarından biridir bu. Yani bir kişide hırs varsa, bir kişide aşırı istek varsa, aşırı yeme isteği, aşırı zevk, aşırı safa, her neyse böyle bir aşırılık, bir doyumsuzluk söz konusuysa o adam tam şeytanın aradığı adam. Ona istediğini yaptırabiliyor şeytan. Hırslı insanın yapamayacağı yok. Bakınız Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki mal ve şöhret hırsının insana zararı, mal ve şöhret hırsı, mal hırsı var adamda. Doymuyor. Mal yığıma derdinde, mal birikme derdin, biriktirme derdinde veya şöhret derdinde. Meşhur olayım, herkes beni bilsin, herkes beni tanısın, herkes beni alkışlasın, herkes benim peşimden gelsin. Yani böyle bir hubbucah deniliyor ya, böyle bir şöhret olma arzusu var. İşte sevgili peygamberimiz buyuruyor ki mal ve şöhret hırsının insana verdiği zarar koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur diyor. Koyun sürüsü 100, 200, 300, 500 koyun. İki tane aç kurt dalmış sürünün içerisine parçalıyor. Kurt bilirsiniz çok yemez. Kurdun yaptığı iş parçalamak, öldürmek. İşte aynen aç kurda benzetiyor bakınız. İki aç kurt bir sürüye girdiğinde nasıl perişan ediyorsa, darma dağın ediyorsa, nasıl zarar veriyorsa mal hırsı ve şan şöhret hırsı da aynen öyle darma dağın ediyor insanın hayatını, dini hayatını, dünyevi hayatını mahvediyor, perişan ediyor. Yıkıyor, yakıyor değerli kardeşlerim. Evet, Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki sizin hesabınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum. Sizin adınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum. Birincisi aşırı emeller beslemek ve nefsinizin azgın ihtiraslarına kapılmak. Bu ikisi aşırı emeller Hayal dünyasında geziyor. aşırı e, geleceğe dair arzular, istekler bitmiyor aşırı derecede Bundan korkuyorum diyor. Ne dersiniz günümüz dünyası için Her birimizi aşırı emeller aşırı hayaller kaplamadı mı? Gönül dünyamızı, manevi dünyamızı, ruh dünyamızı, kalp dünyamızı aşırı hayallerle kirletmedik mi? Boğmadık mı? Ve efendim nefsimizin aşırı derecede arzu ve istekleri yok mu? Ne olduk? Niye böyle olduk? Bunlardan korkuyorum diyor sevgili peygamberimiz. Çünkü aşırı emeller beslemek ahireti unutturur aşırı emeller ahireti unutturur. Nefsin doyumsuz ihtiraslarına, doyumsuz arzu ve isteklerine kapılmak ise insanları haktan saptırır. Hak yoldan saptırır. İhtiras sahibi bir insan, çok hırslı bir insan çoğu zaman hak yolda gidemez. Harama kayar. Doğruluktan ayrılır adaletten sapar. Niye? Gözü görmez. Ondaki hırs, ondaki aşırı istek o kişiye doğru düşünceyi temin etmez. Doğru düşünceden, aklı selimden onu uzaklaştırır. Sevgili Peygamberimiz bunu haber veriyor. Efendim, hırs, ihtiras esasında bir hastalıktır. Kalp hastalığıdır. Benim bahsettiğim bu kalp hastalığı tıpçıların, tıbbiyelilerin o kalp rahatsızlığı değil. Ona çare bulunabiliyor. Kalp kapakçığı değiştirilebiliyor. Pil takılabiliyor. Anji yapılabiliyor. Değişik yollarla kalp tedavi edilebiliyor. Ama bir de manevi bir hastalık var. Kalp hastalığı. İmam Gazali Hazretleri hırslı insan helal haram demeden her istediğine kavuşmak başkalarının zararına da olsa beğendiği şeyleri toplamak arzusundadır, isteğindedir. Hırs veya tamah kalp hastalıklarındandır. Hırs ve tamahkarlığın en kötüsü insanlardan bir şeyler beklemektir. Hırslı Tamahkar insan, insanın arzuları çok ya, hep bekler. Hep birilerinden bir şeyler ümit eder. Bir mevkidedir, doymaz, bir yukarıya çıkmak ister. Oradadır, orada da duramaz, tekrar biraz daha gitmek ister. Elinde varlığı vardır, biraz daha ister ve bunun içinde ne yapar? Birilerinden durmadan bir şeyler talep eder, ister. Hırs insanı hakka karşı kör ve hakikata karşı sağır eder diyor alimlerimiz. Hırs insanı hakka karşı kör ediyor. Görmüyor artık. Hak mak mefhumu kalmıyor hırslı insanda ve gerçeklere karşı da kör ediyor. Ya gerçek senin dediğin gibi değil diyorsunuz ama dinlemiyor, kör ediyor. Efendim, ee, Kısa bir ara daha vereceğim ama şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Allah razı olsun biliyorum takip ediyorsunuz, bunu hissediyorum da zaten. Ayrıca da iletişimimiz de var, telefon ediyorsunuz teşekkür ediyorum. Sorularınızı alıyorum ben aralarda kardeşlerimiz, kamera arkasındaki kardeşlerimiz, rejideki kardeşlerimiz sağ olsunlar. Sizlerle irtibat kuruyorlar ve yazıp bana getiriyorlar ben konuyu bitireyim diye cevap vermiyorum şimdilik ama programımızın sonunda inşallah dilim döndüğü kadar sorularınıza cevap vereceğim Allah'ın izniyle kısa bir ara daha verelim tekrar beraberiz inşallah. müşterilerine bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Baharoğlu Anonim Şirketi tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. anne. Siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444 0645. aşıklık için bahar oğlu giyim size yeter. Tüm okul ve personel kıyafetleri iç giyim ve konfeksiyon çeşitleri kaliteli ve ekonomik fiyatlarıyla bahar olunda. ekonomik ve kaliteli ürünleriyle Baharoğlu Giyim, Gaziantep Hürriyet Caddesi, PTT bitişiğinde. Baharoğlu Telefon 0342 231 11 11 <laughs> Show. Come on, baby, run, run, run Get a so of that long, long, long Wind it up, baby, wind, wind, wind Take a go to it one more time Feel the perfect moment, like Kodak Feel around my camera tomorrow Feeling like you never put horror <laughs> Tekrar beraberiz efendim. Tekrar hayırlı akşamlar. Ee, sahabiden Ebu Said el hudri radıyallahu anh hazretleri buyuruyor. Bir gün diyor Üsame bin Zeyd, Zeyd İbni Sabit'ten bedelini bir ay sonra ödemek üzere yüz altın verdi. E, anlaştılar bir cariye satın aldı. Dikkat edin. Bir ay sonra ödeyeceğim dedi. Paranı yüz altına bir cariye satın aldı. Tabi aleyhissalatü vesselam Efendimiz duydu. Bu alışverişi duydu. Ve dedi ki Üsame'nin bir ay vadeli alışverişe girişmesi size acayip gelmiyor mu? Hiç şüphesiz Üsame kendini uzak vadeli emellere kaptırmıştır. Varlığımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben her gözlerimin açıldığında göz kapaklarım bir daha kapanmadan Allah'ın canımı alacağını düşünürüm. Devam ediyor hadis. Gözümü açtım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yemin ediyor. Vallahi diyor geriye Kapanmadan acaba ölür müyüm, ruhumu teslim eder miyim? Ee, bunu düşünürüm. Gözlerimi bir yere her çevirişte bakışlarımı indirmeye fırsat bulamadan öleceğimi sanırım. Bir yere gözümü çevirdim, bakıyorum. Oradan başımı çevirmeden, bakışımı çevirmeden ruhumu teslim edeceğimi düşünürüm. <laughs> Ağzıma her lokma alışta onu yutamayacağımı ve öldükten sonra gırtlağımda kalacağını aklıma getiririm. Ağzıma lokmayı aldım. Tam yutacağımda ruhu teslim ettim ve boğazımda o lokma kalıverdi. Kalır mı acaba? Hep bunları düşünürüm diyor. Üsame'nin bir ay sonra ödeyeceği, bir ay vadeli yaptığı alışverişe. Evet. İşin neresindeyiz? Ne bir ayı? Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl ödemeli, vadeli alışverişler. Borçlar, borçlar, borçlar. Borç altında ezilmeler. Borcu ödeyemeden ölenler borcu miras olarak bırakanlar neler neler değil mi efendim? Evet. Dünya aşırı arzular, istekler, emeller bizi böyle yaptı. Sonra şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ey insanlar eğer aklınız başınızda ise kendinizi ölüler arasında sayınız. Çünkü Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki size bildirilen akibet nedir bize bildirilen akıbet? Ölüm. Her nefis ölecektir. Nedir bize bildirilen akibet Mahşerdir, kıyamettir. Gelecek. İşte size bildirilen bu akibet göz açıp kapayıncaya e, kapa kadar başımıza başınıza gelecek ve bunun bunu önlemeye gücünüz yetmeyecektir. O ölüm denilen hadise var ya, kıyamet denilen hadise var ya, işte bu göz açıp kapayıncaya kadar olup bitecek bir hadisedir. Öyle uzun vadeli değildir. Bu kadar kısa ve her an, her an gelebilir. Niye o halde bu kadar uzun vadeli çalışıyoruz? Evet. Uyarıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendim e, vaktimiz ilerliyor. Şeytanın bu e, silahlarından birisi insanoğluna e, uzun emeller, uzun hayaller vesvesesi vermesi. Yani hayaller peşinde koşturuyor. Hayal etmeyelim mi? Hayaller denizinde boğulmayalım. Onu kastediyorum. Her insanın her müminin bir Planı olmalı aziz kardeşlerim, planlarımız, projelerimiz olmalı. Planlı hareket etmeliyiz. Bu değil. Efend e, Efendimizin dinimizin e, sakının dediği husus, hayaller dünyasında yaşamaktır. Ondan uzak kalmamız isteniyor. Bir diğer husus oburluktur. Şeytanın silahlarından birisi oburluk, çok yemek, aşırı yemek yemek ve e, ben. Ee, içimdekini söyleyeceğim efendim bu konuda ee, tabi dünyanın çektiği dünya insanların günümüz dünyasının insanların çektiği sıkıntılardan birisi obazite obazite şişmanlık oburluk neticesi meydana gelen bir hal veya her ne yolla gel geliyorsa şimdi önce dikkat ederseniz televizyonlarımızda e, ağırlıklı olarak işte yemekler, yemek tarifleri bir yer tanıtılırken oranın yemeği, yemek, 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 yemek deniliyor ki yiyin, 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 yiyin. Yemek için dünyada değiliz değerli kardeşlerim. Evet, biz hayatta kalabilmek için, yaşamak için, yaşayabilmemiz için yememiz gerekiyor. Ama yemek için yaşanmaz. Hayatımız yemek endeksli olmamalı. Ne yesem, ne içsem, yarına ne pişirsem, yarın ne yesem. Hep bu olmamalı. Ye ye ye, yiyip yiyip arkasından da şişmanlık. Nasıl kilo versem, ne yapsam, nasıl erişsem, efendim hangi yollara başvursam. Bu halde değil mi insanlık şu an? Peki yani az yenilirse bu hallerden kurtululmaz mı? Bunun ölçüsü yok mu? Var. Şeytanın en sevdiği insanlardan birisi de çok yiyenlerdir. Ve oburluktur. Yemeye düşkün olmak, oburluğun bir diğer ismi. Midesine düşkün olmak, boğazına düşkün olmak, efendim çok iştahlı olmak. Bitmiyor diyor, iştahım bitmiyor benim. Peki niyet ediver, oruca niyet et. Her bütün iştahı keser oruç. Nefse engel ol. Efendim yenilen yemek ister helal olsun. Helal olsun. Çok yemek nefsin aşırı isteklerini güçlendirir. Dikkat edin bakınız. Helal bile olsa ki Müslüman helal yemek zorunda zaten. Ama helal olduğu halde çok yenilirse tıka basa karın doyurulursa e, Aşırı istekleri güçlendiriyor. Şimdi kafamızda istekler var. 21. asır dünyasında ihtiyaçlar bitmiyor. Dört zaruri ihtiyaç varken bu 14'e çıktı, yetmedi 24'e çıktı, 54'e, 1004'e, ne 1004'ü? Sınırsız bir arzu ve istek var ve bu arzu ve istekleri dürtükleyen, kamçılayan, e, iyice heveslendiren bunlara davranışlardan birisi de Aşırı yemektir, çok yemektir. Çok yemek aşırı istekleri güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Ve nefsin aşırı istekleri de şeytanın silahlarıdır. Ne oluyor ondan sonra? Yok yetmiyor, İstek çok ama geliri o kadar değil. Artık kapkaççılık başlıyor, soygunculuk başlıyor. Efendim, vadeler başlıyor, uzun vadeli alışverişler başlıyor. Ee, örneğin e, değerli kardeşlerim, yani 1000 bin lira, 1500 bin lira, 2000 lira maaş alan bir e, kardeşimizin 3000 e, lira verip bir telefon alması e, doğru bir şey mi sizce? Yani niye e, niye 3000 liralık e, efendim 300 liralıkla idare et? E, bu aşırı isteğin bir kurban olmak değil midir? Çocukların nafakasını kesmek değil midir? E, helal mıdır bu sizce? Değildir. İsraf haramdır ve bu bir israftır. E, tabii ben açıya bakış açım dini yöndendir. E, hiç kimsenin ben e, alışverişine, e, arzu ve isteğine müdahil olamam ama dinimizin bakışını söylüyorum. Ve külü veşrabu ve la tusrifu Yüce Rabbimiz yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul musrifin. Muhakkak ki o Allah israf edenleri sevmez. Sevilmeyen bir şahıs. Sevilmeyen bir toplum. Sevilmeyen bir kişilik. Kim? İsraf edenler. Lüzumsuz harcayanlar. Lüzumsuz yiyip içenler çok iyi biçenler ki israftır ve haramdır. Böylelerini de Allah sevmiyor. Allah'ın sevmediği bir insanın iki yakası bir araya gelir mi? Allah'ın sevmediği bir toplumun e, huzurlu bir toplum olması mümkün mü? Değil, değerli kardeşlerim. Evet. Aleyhissalatu vesselam efendimizi dinleyelim. Şeytan İnsan vücudunda kan damarları yoluyla dolaşır. Kan damarları yoluyla insanın vücudunda şeytan dolaşır. Efendimiz buyuruyor. Ee, sohbetimize başlarken şeytanın cinlerin iblisin mahiyetinden bahsettik ya nasıl birer varlık olduğundan e, gözeneklerden nüfuz edebilen bir varlık, ateşten yaratılmış bir varlık girebiliyor vücuda. Nasıl bir özelliği varsa. Evet. Ve kan damarlarında dolaşabiliyor. Efendimiz buyuruyor. Siz onun dolaşım yolunu açlıkla daraltın. Evet. Şeytanın dolaştığı damarları, kan damarları yolunu, şeytanın yolunu açlıkla daraltın, genişletmeyin. Kıyamet günü insanların Allah'a en yakın olanı, en uzun müddet aç ve susuz kalanı. aç ve susuz kalan kimdir? Allah'a en yakın olanlar. Devamlı midesi dolu olanlar, devamlı tok olanlar, tıka basa yiyenler, açlığın ne olduğunu bilmeyenler, midesi kazınmadan hep tok karınla koca bir ömrü bitirenler. Bu hadis. Sevgili Peygamberimizin sözü efendim kulaklarımızda çınlamalı. Allah'a en yakın olanlar aç kalanlar. Açlığı ruhunun derinliklerinde hissedenler. Bu birçok kapıyı açar. Buna riyazet diyoruz. Varken efendim kiler doluyken, dolap doluyken nefsi tutup aç kalabilmek. Oraları da çok doldurmamak. Evet. İnsanoğlu için en büyük tehlike kaynağı midesinin doyumsuz arzularıdır. Hazreti Adem ile Havva anamızın cennetten kovulmalarına sebep nedir? Yemek değil mi? Yemek değil mi? Evet. Hani Rabbimiz Allah dedi ki ya Adem sen ve eşin Cennette gezin, dolaşın. Yiyin için serbestsiniz ama şu ağaca, şu meyveye yaklaşmayın dedi ya. Şeytan da geldi. Bu meyveden ye, ye ve yemek yedirme. O meyveden yedirme yoluyla Adem Aleyhisselam'ı cennetten kovdurdu. Evet. Yemek, çok yemek tehlikeli. Efendim çok yemek kalbi katılaştırır. Çok yiyen insanda merhamet duygusu azalır. Bu tespit edilmiş hususlardır bunlar. Kalbin nurunu giderir. Bunlar İslam'dan İslam büyüklerinden süzülüp gelen özlü sözlerdir değerli kardeşlerim. Çok yemek az ibadete sebep olur. Çok yiyin bir rehavet, bir gevşeklik meydana gelir ve namaz kılarken çok ayakta durmak istemezsiniz. Hatta namazı belki de geciktirirsiniz. Rehavet çöktü. Belki gaflet basacak, uyku basacak vesaire az ibadete sebep olur. Az Kur'an okutturur. Efendim diğer ibadetlerinizi az yaptırır. Tok mideyle çok ibadet zor ve Allah'tan uzaklaştırır. Zararlarına devam edelim mi çok yemenin? Oburluğun. Çok yiyen insanlarda diyor alimlerimiz Allah korkusu azalır. Devamlı tok, devamlı yiyen bir insan. Peki açlar? Allah'tan korkan bir insan açları düşünmek zorunda değil mi? E, tok insanın aklına gelmez ki. Efendim ee, yaratılmışlara, diğer varlıklara karşı merhameti azalır. Çok yemenin verdiği zararlardır bunlar. Ve <laughs> ibadet ve taatına engel olur. Biraz önce de dile getirdim. Hikmetli sözleri duysa da kalbi yumuşamaz. Çok yiyenin ve mühim bazı hastalıklara da sebep olur. Az yerse nefsin bütün arzularını, birçok arzularını kırar. Nefsani arzu ve istekleri öldürür az yemek. İşte oruç ibadeti en güzel örnektir bizim için. Efendim, bir husus daha var. Vaktim de gidiyor ama yorulduğunuzda biliyorum... Ben birazcık daha müsaadenizle devam etmek istiyorum. Bir 5-10 dakika daha sonra da sorularınıza inşallah cevap vereceğim. Peki ne yapalım? Şeytanın kalbimize nüfuz etme, işte çok yemek, efendim öfkelenmek, ee, cimrilik, Acelecilik maddeler halinde saydım. Bu davranışlardan, bu kötü huylardan, bu kötü özelliklerden kendimizi nasıl koruyalım? Ne yapalım? Bir kere şeytanın bu vesvesesinden, bu tasallutundan uzak kalabilmemiz için o kötü huyları bir kenara bırakmamız gerekiyor saydığım bazı kötü huylarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Eğer e, nefsani arzu ve isteklerden kendimizi uzak tutabilirsek değerli kardeşlerim şeytan o kalbe giremez. Bakınız inne ibadi lese leke aleyhim sultanun illa menittabaka minel gavin. Azgınlardan sana uyanlar dışında azgın ve sana uyuyor şeytana. Dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Evet. Samimi kulların üzerinde haddi aşmayan, israf etmeyen, kalbini koruyabilen gerçek müminlere şeytanın tasallutu mümkün değildir. Şimdi size çok ilginç geleceğini düşündüğüm İbrahim bin Etem Hazretlerine sorulan bir soru ve cevabını vererek toparlamak istiyorum. Ee, Yüce Rabbimiz bana dua edin, ben size icabet eder ve dualarınızı kabul ederim. Buyuruyor. Evet, bana dua edin. Istecip ee, lekum. Ben size cevap vereyim diyor Cenab-ı Hak. Ama diyorlar İbrahim bin Ethem'e, dua ediyoruz, dualarımız kabul görmüyor. Rabbimiz bana dua edin, ben dualarınızı kabul edeyim diyor ayeti kerimede. Ama biz dua ediyoruz, dualarımız kabul görmüyor ya İbrahim bin Etem, Bunun sebebi nedir diyorlar. İbrahim bin Ethem hazretleri biliyorsunuz, İslam büyüklerinde. Diyor ki, çünkü dualarınız kabul görmüyor. Sizin kalpleriniz diyor şu sekiz şey yüzünden ölmüştür. Kalpleriniz ölü sizin diyor. Onun için dualarınız kabul olmaz. Ve diyor devam ediyor. Bir, kalbi öldüren, kalbi öldüren hususlar. Allah'ı bildiniz fakat emirlerine itaat etme, etmemekle hakkını yerine getirmediniz. Allah'ı biliyorsunuz, var diyorsunuz, bir diyorsunuz ama emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu kalbi öldürür. İki, Kur'an-ı Kerim'i okudunuz ve e, gerekeniyle amel etmediniz. Açıyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in emrettiklerinin dışında e, çok farklı bir hayat yaşıyorsunuz. Bu da kalbinizi öldürüyor sizin diyor. Efendim üç peygamberi sevdiğinizi iddia ettiniz. Peygamberi seviyorum diyorsunuz. Canım kurban olsun yoluna diyorsunuz ama onun sünnetiyle amel etmiyorsunuz. Bu da kalplerinizi öldürüyor sizin diyor. Efendim ölümden korktuğunuzu söylüyorsunuz fakat ölüm için hiçbir hazırlık yapmıyorsunuz. Hiç ölmeyecek gibi böyle gülüp oynamaya Devam ediyorsunuz, bu da kalbinizi öldürüyor diyor. Bir diğer husus, Allahü Teala, şeytan sizin için büyük bir düşmandır. Onu düşman tanıyınız. Az önce okudum ayet kerimeyi. En büyük düşmanımız odur ve onu düşman bilmemiz gerekiyor. Ama siz diyor, dininizle, dilinizle tanıdığımız halde işinizle tamamen ona uydunuz ve Allah'a isyan ettiniz. Yani. Evet, şeytan var dediniz. Doğrudur. En büyük düşman da odur dedik, yazdık, çizdik, konuştuk. Fakat tamamen onun işlerini yaptık biz dünyada. Şeytan, şeytana ait işlerle meşgul olduk. Bu da kalplerimizi öldürdü. Cehennemden diyor korktuğunuz iddia ettiğiniz halde kendinizi elinizle, işinizle ve dilinizle cehenneme attınız. Kendi kendinizi cehenneme atıyorsunuz. Korkuyorum diyorsunuz ama yaptığınız işler eliniz, diliniz, gözünüz, kulağınızla sizi hep cehenneme doğru götürüyor. Bu da sizin kalplerinizi öldürüyor. Cenneti sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama ya cennete bir hazırlık yaptığınız yok diyor. Ve son olarak da kendi kusurlarınızı arkaya attınız. Görmediniz kendi kusurlarınızı. Hep başkalarını eleştirdiniz. Başkalarının kusurlarıyla meşgul oldunuz. Bu suretle de diyor Rabbinizi kızdırdınız. Böyle yapanları Allah sevmez ee, ve böyle Allah'ın sevmediği Cenab-ı Hakk'ın kızdığı kullar oldunuz. Allah böylelerin dualarını nasıl kabul etsin diyor. Kalpleriniz ölü, kalplerinizi diriltin, şeytanın tasallutundan kurtulun, kurtarın kendinizi diyor. Çarelerle ilgili e, efendim birkaç madde daha arz edeceğim ama Son kısa bir aramız olacak inşallah sorularınıza cevap vereceğim bir iki madde ilave edip programımızı bitirmiş olacağız efendim yormadıysam inşallah kısa bir aradan sonra yine bekliyorum beraber olalım. aşıklık için bahar giyim size yeter. Tüm okul ve personel kıyafetleri... iç giyim ve konfeksiyon çeşitleri kaliteli ve ekonomik fiyatlarıyla bahar olunda. Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle Baharoğlu Gaziantep Hürriyet Caddesi PTT bitişiğinde. Baharoğlu telefon 0342 231 11 11. <laughs>

Tekrar beraberiz değerli kardeşlerim. Efendim, Necmiye Hanım kardeşimiz İstanbul'dan aramışlar. Ben e, İstanbul'umuza, Necmiye kardeşimize selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Babamın mal varlığı var, erkek kardeşime veriyor, bana vermiyor. Bu günah mıdır? Elbette günahtır. Elbette günah. Ee, babanıza sesleniyorum. Ee, yani yanlış bir tavırdır. Ee, kız çocuklarını mahrum etmemek gerekiyor. İslam, İslamla kadınlar, kadınlarımız, kızlarımız cahiliye dönemindeki dışlanmaktan, ötelenip itelenmekten kurtulmuşlardır. İslam kadına öyle değer vermiştir ki cennet ''Anaların ayakları altındadır, anaların rızası altındadır'' diyecek kadar büyütmüştür kadınları İslam. Dolayısıyla kızlarımız dışlanmamalıdır. Böyle yapılırsa elbette ki günahtır. Eşimin emekli maaşı var ve biz zor geçiniyoruz. Kızım bizden bunun yarısını istiyor. Bu günah mıdır? Tabi bu... E, Emekli maaşı eşinizin tasarrufu sizde. Siz nasıl tasarruf etmek isterseniz öyle yaparsınız. Yani e, adaleti sağlayarak kızınız yarısını istediği zaman başka kardeşleri varsa buna rıza gösterecekler mi? Siz mağdur olacak mısınız olmayacak mısınız? Ortada bir para var. Bu parayı kullanma hakkı sizindir, ailenizindir ve size ait bir paradır. Gönül rızası ile bu konuda istediğiniz tasarrufu yapabilirsiniz. Yarısını da verebilirsiniz, tamamını da verebilirsiniz veya hayır kızım. Sana yarısını verdiğim zaman diğer kardeşlerin mağdur olabilir, biz mağdur olabiliriz lütfen." deyip adil bir şekilde de bölüşüm yapabilirsiniz veya para vermek zorunda da değilsiniz. Siz geçindiriyorsanız. Tabii çok teferruatı bilmiyorum ama tasarruf size aittir. Bana rahatlamak için bir dua e, öğretebilir misiniz?" diyor bu kardeşimiz. Tabii e, nasıl bir sıkıntısı var? E, yani ben abdestli olmanızı tavsiye ederim. E, Felak Nas surelerini biraz önce söyledim. Okumanızı tavsiye ederim. Ayetel Kürsi'yi sık sık okumanızı tavsiye ederim. Rabbişrah sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli duasını ayetini okumanızı tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri var. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz ve heb lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Bu dua efendim <laughs> edersiniz? Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akhta'na o rasul resulü diyebildiğimiz malumunuz. Ee, o Bakara suresinin son ayetleri e, Haşr suresinin e, sonu. sonu Hüvallahü lezi diyebildiğimiz bildiğimiz, e, bunları okuyabilirsiniz. E, Tabi bu arada da bir dua kitabı edinin e, güzel dualar vardır e, kitaplarımızda. Oradan da şöyle Seveceğiniz dualar olacaktır okuyabilirsiniz inşallah Allah rahatlık versin diyorum ben tabi huzurunuzu huzurumuzu bozdurmasın inşallah Trabzon'dan Fadime Şahin kardeşimiz aramış Karadenizimize o güzel Trabzonumuza da selamlarımızı muhabbetlerimizi gönderiyor sizlere de. Oğlum çok sinirli. Sakinleşmesi için hangi duayı okumalıyız, e, okumalıyım demiş bu kardeşimiz de. E, sanırım e, öfke bölümünde dile getirdiğim hususları dinlemişsinizdir. İnşallah oğlunuz da dinlemiştir. E, abdestli e, sinirlendiği an e, yavrucuğum bir abdest alır mısın demeniz ona. Bir euzu besmele e, çekmesini tavsiye etmeniz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu tekrar ettirmeniz. Efendim, yerini değiştirmesini söylemeniz. E, ve tabii psikolojik yönlerini de araştırın. E, tıbbi yönü de varsa e, onu da bir incelettirin inşallah. Cenab-ı Hak e, yar ve yardımcınız olsun. Yavrumuza da e, aklı selim... E, Güzel ahlak nasip eylesin Rabbim. Ee, böyle sinirli e, tavırlardan da uzak eylesin inşallah diyorum ben. Efendim, Ayşe Keklik kardeşimiz İstanbul'dan. Annem gözü açık öldü, açıklar mısınız? <laughs> Esasında e, değerli kardeşim e, tekrar sizlere de selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Ee, uyanıkken ölen her insanın gözü açık kalır, açık olur. Ee, genelde e, sorduğunuz için söylüyorum, göz kapakları e, vefatından sonra kapatılır göz kapakları. Hani ruh çıktıktan sonra artık hareket edemez oluyor ya. Yani elleri düzgünce konulur, gözleri kapatılır. Ee, onda bir şey aramayın, yani gözünün. Açık kalması sizi korkutmasın. Allah mekanını cennet eylesin inşallah diyorum. Ben efendim mezar ziyaretine gidince bizi görüyor mu? Ceset çürür biliyorsunuz, beden çürür ama ruh ölmez, ruh ölümsüzdür, ölümsüzdür ve e, tabi e, sizin ziyaretiniz, okuduklarınız Rabbimiz tarafından. Onun her şeye gücü yeter. Beni şu haldeyken bana duyurtan, işittiren, gösteren Yüce Rabbim ruhu da ki mesela rüya aleminde düşünün. Beden yerinde yatakta yattığı halde ama ruh dolaşıyor, geziyor bahçelerde, bağlarda değişik güzellikleri görüyor. Uyanıyorsunuz ama yerinizdesiniz. Ruh aleminde Cenab-ı Hak bu güzellikleri o ruhlara da yansıtır. Onun için ölmüşlerimizin arkasından Yasinler okumak, Fatihalar okumak, göndermek onları haberdar edecektir, hissedar edecektir inşallah. Rahatlatacaktır. Ahirette buluşacak mıyız? Elbette tek ümidimiz o. Yani bütün sevdiklerimiz orada. Ahbaplarımızın çoğu orada. Ben peygamberimi çok görmeyi arz ediyorum. Elbette görüşeceğiz. Efendim sevdiklerimizle elbette beraber olacağız orada inşallah. Ve cennette sevdiklerimizle tabii ki beraber olacağız. Ama bir, bir şartla beraber olacağız. Aynı yolda olmamız gerekiyor. Yollar ayrı olmamalı. Yani birimiz Allah korusun cehenneme giden yolda, birimiz cennete giden yolda değil. Aynı yolun yolcusu, olacağız inşallah cennette tabii sevdiklerimizde e, ahirette cennette e, buluşacağız beraber olacağız efendim e, Hatice yaprak kardeşimiz de Çanakkale'den e, arıyor o Serhat şehrimizden e, bu arada Çanakkale deyince Çanakkale savaşları ve 250 bin ve üzerindeki şehitlerimiz e, aklımıza geliyor Allah hepsine rahmet eylesin gani gani bütün şehitlerimize şu cennet vatanımızda huzur içerisinde, afiyet içerisinde, birlik beraberlik içerisinde yaşamayı daim eylesin inşallah. Ee, Hatice Yaprak kardeşimiz bekar kızım var efendim evlenmesi için nasıl dua etmeliyim diyor. <laughs> Mutlaka bir kısmeti vardır. Değerli Hatice kardeşim. Çanakkalemize de güzel şehrimize de selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. En güzel dua, <laughs> affedersiniz. Biraz rahatsızlığım var. Özür diliyorum. En güzel dua gönlünüzden geçtiği şekilde, geçtiği şekilde elinizi açıp Rabbinize o arzunuzu iletmektir. Araya hiç kimseyi koymanıza gerek yok. Cenabı Hak'la direkt irtibat. Direkt. Hiç şuna buna gerek yok. Efendim Arapça dua etsem daha tesirli olur. Hayır, böyle bir şey yok. Gönlünden nedir ya Rabbi hayırlı kısmetler ver, hayırlı nasipler lütfeyle. Hayırlısını istemek en güzeli. E, ama usanmadan. Hani ben dua ettim de Dualarım kabul görmedi. Asla böyle bir evhama kapılmamak gerekiyor değerli kardeşlerim. Israrla namazlarımızın arkasından seher vakitlerinde, efendim mübarek gecelerde ki onlardan birisi şu gece. Cuma gecesindeyiz. Yarın müminlerin bayramıdır, mübarek gündür. Ve cuma geceleri de duaların kabul gördüğü gecelerdir değerli kardeşlerim. Dua ediyoruz biz de buradan Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e yardım eylesin inşallah diye. E, Tabi gönlünüzden geçtiği şekilde yavrucuğumuza yavrumuza dua edin. İnşallah Cenab-ı Hak hayırlısından lütfeder diyorum. Efendim sürem doldu. E, son olarak kalbi korumanın çaresi şeytandan, şeytanı kalbe sokmamanın çaresi giriş yollarını tıkamak. Kalbe şeytanın giriş yollarını kapatmak. Çok yemek bir giriş yoludur, öfke bir giriş yoludur, helalı haram, e, haramı helal göstermek bir giriş yoludur, cimrilik bir giriş yoludur, hırs bir giriş yoludur, şan, şöhret, mal, mülk, sevdası, o esiri olmak bir giriş yoludur, oburluk bir giriş yoludur. Bu yolları bir kısmını saydım. Bu yolları kapatacağız. Sonra Ela bi zikrillah tetma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikrederek rahatlayabilir. Allah'ı zikreden kalbe şeytan yanaşamaz. Evet, zikir ile korunan kalbe şeytanın kalp bir kale gibidir. Zikir yani Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak o o kalbin etrafına çevrilen bir kale duvarıdır. O zikir Allah'ı anmak büyük bir güçlü bir kale gibidir, kale duvarı gibidir. Şeytan o duvarı yarıp da kırıp da içeriye giremez. Efendim bir dilden kalbe programının daha sonuna geldik. Ben kamera arkasında rejide görev yapan kardeşlerime bizlerle benimle sizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Bahar TV'ye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı bir hizmettir. Değil mi efendim? Bakın hemen hemen 9'u çeyrek geçe 20 geçe falan başladık. 11'e kadar konuştuğumuz nedir? Kur'andır, hadistir ve iyi bir müslüman olma şeytandan uzak kalmanın yolları üzerinde yani cuma gecesini şöyle iyi değerlendirdik kanaatindeyim. Yani programa başladığım andan şu ana kadar takip eden bir kardeşimiz ümid ederim zarar etmedi. Ümid ederim zamanı da boşa gitmedi. İnşallah faydalı olmuşumdur diyorum. Dualarınızı bekliyorum. Ben sizlere dua ediyorum. Sizlerin de hayır dualarına ...gerçekten çok ihtiyacımız var. Dualarınızı bekliyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi... ...şeytanın şerrinden muhafaza eylesin efendim. Kalplerimizi... ...şeytanın esaretinden Rabbim korusun. Kur'an'la efendim... E, ...Rabbimizi zikirle meşgul olabilmeyi bizlere... ...daima lütfeylesin diyorum. Ve e, şimdiden Cuma'nız... ...Cuma geceniz mübarek olsun diyorum... Haftaya inşallah yine sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde beraber olmayı ümit ediyorum. Cenab-ı Hak e, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyor. Allah'a emanet olun diyerek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum efendim. Hoşçakalın. <laughs>